Selamünaleyküm arkadaşlar. Peugeot 206 1.4 HD motorun termostatını değişiyoruz şu anda. Değişmemizin sebebi daha önce yağ soğutucusu patlamıştı. Yağ soğutucusunu değiştik aracın. 2 gün sonra o su kanallarına giren yağların termostatı tamamen patlattığını gördük. Şu anda parçacı arkadaşım termostatı getirdi. Evet, termostatı aldık. Fişimizi ver. Cigara yasak. Evet arkadaşlar, şu anda yenisi burada. Eskisiyle yenisini göstereceğim. Bir yağ soğutucusunun patlaması sonradan nelere mal oluyor? Bu bütün araçlarda yağ soğutucuları bir türlü randıman vermedi. Vermemesinin sebebi de arkadaşlar sağlam ve kaliteli yapılmamış olması. Şimdi onu göstereceğim size. Yağ soğutucusunun patlaması sonucu su kanalına giren yağın size vermiş olduğu zararı göstereceğim. Şu anda bu gördüğünüz gibi 1.4 HD'yi, TDC'yi motorların termostatı arkadaşlar. Yenisi, eskisini gösteriyorum. Şu küçücük lastik yağ sonucu nasıl şişmiş, ne kadar büyümüş görüyorsunuz. Şu anda odaklıyorum ne kadar büyümüş ve lastiği çekiyorum. Lastiğin su kanallarındaki o şu gördüğünüz şeyler tamamen, burası sağlam, geri kalan hepsi çürümüş ve lastik şiştikten sonra şu şekilde kenara kaymış ve su kaçırmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanallar ve şişmiş, çürümüş kanal arkadaşlar. Şimdi yeni termostatımızı, akümüzü söküyoruz. Akümüzün alt sacını söküyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi buraya takacağız arkadaşlar. Takma işlemini göstermiyorum. Çünkü bayağı bir zaman alacak. Sadece ve sadece nereye takıldığını gösteriyorum. Termostatı. Şimdiki termostatlarda gördüğünüz gibi muşürler, her şey üzerinde. Termostat falan hepsi üzerinde. O şekilde takıyoruz. 1.4 TDC'yi motorlarda. Arkadaşlar, dediğim gibi yağ soğutucuları bizim tamircilerin belalısı oldu. Yani her gün yağ soğutucusu patlamaya başladı. Katkıyı size göstermiştim zaten. Karışık araba grubunda araba tamir ettiğimiz için acaba sadece bir markada mı oluyoruz diyoruz. Bütün markalarda yağ soğutucuları patlıyor ve bu hale geliyor arkadaşlar. Neyse, yani yağ soğutucunuz patlarsa bilin ki hortumlarda patlayacak, termostatta çürüyecek, başka yerlere zarar verecek. Bunu bilerekten, bilinçli olaraktan, hani ustanıza kızmayın, yağ soğutucum patladı, bu sefer başka yerine patladı usta diye kızmayın ustalara. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.